O kaymak takımıyla beraber yaptınız. Hadi diğer zamanlarda da yapmaya devam edin. Eğer bununla bu iş halloluyorsa buyurun halledin. 10 yıllar boyunca bunlar Boğaz'a karşı viskilerini içtiler ve Çankaya'da sefa sürdüler. Geri kalan herkesi aşağıladılar, horladılar, tahkir ettiler. Zahide Nine'yi gördünüz değil mi televizyonlarda? Zahide Nine analarını ağlattı, analarını. Ne dediler Zahide Nine'ye? İstanbul'da vandalların önüne geçip yeter artık dedi. Bak bu çok önemli. Zahide Nine. Ama bu terbiyesizler ne dedi? Arkada sana para verecekler diye Zahide Nine'yi tahkir etmeye kalktılar. Zahide Nine ne dedi? Ben bu devletin emekli memuruyum dedi. Benim param var dedi. Dik durdu be. Eğilmedi be. Tek başına bunu yaptı. O Zahide Nine'nin eli öpülür. İşte o Zahide Nine'ler Nene Hatunların varisidir. Biz, sizler Nene Hatunların varisleriyiz. Bunlar Zahide Nine'ye nasıl bakıyorlarsa bütün millete de işte böyle bakıyorlar. Ama artık Zahide Nine'ler susmuyor. Bunlara ağızlarının payını veriyor. Ama artık millet susmuyor. Bunlara gereken cevabı veriyor. Makarnacı, kömürcü diye aşağıladıkları millet bunların karşısında artık boynunu bükmüyor. İşte Kayseri burada. Bütün Anadolu, bütün Trakya şehirleri gibi Kayseri'yi de aşağıladılar. Siz okuyamazsınız dediler. Başörtülerinizle okullara gelmeyeceksiniz dediler. Siz üretemezsiniz dediler. Biz üreteceğiz. Tekel olacağız. Bizim ürettiklerimizi bizim istediğimiz fiyata tüketeceksiniz dediler. Başka ne dediler? Siz vali olmayacaksınız. Kaymakam olmayacaksınız. Bürokrat olmayacaksınız. Siz sanatkar olmayacaksınız. Siz bilimden anlamazsınız. Estetikten anlamazsınız. Mimariden anlamazsınız. Sizden cumhurbaşkanı olmaz dediler. Oldu mu? Sizden muhtar bile olamaz dediler. Artık muhtar da olamazsınız dediler. Oldu mu? Ey kudret kuvvet sahibi olan Allah. Onlar zannediyor ki gerçek tuzak sahibimiziz. Değilsiniz. Sizin tuzaklarınızın üzerinde bir tuzak var. İşte o tuzağı siz göremiyorsunuz. O mutlak kudret sahibinin tuzağıdır. Değerli kardeşlerim, siyasete, ekonomiye, bürokrasiye, diplomasiye asla yanaşmayacaksınız dediler. Yoksulunuz yoksul kalacak dediler. Köylüsünüz köylü kalacaksınız dediler. Halksınız sadece idare edileceksiniz dediler. Siz koyunsunuz, biz size gideceğiz dediler. İşte Anadolu, Trakya bu oyunu bozdu. Kayseri bugün bu oyunu bir kez daha bozdu. Vandalların yakıp yıkmasına bakıp buna Türkiye baharı diyenler var.
kimse kusura bakmasın. Türkiye Baharı 3 Kasım 2002'de yaşanmıştır. Ve biz elhamdülillah artık baharı yaşıyoruz. Artık yazı yaşıyoruz. Ve inşallah bu ülkeye, bu güzel ülkeye artık o ağır kış şartları gelmeyecek. Biz Erciyes'in kış şartlarını bile bahara dönüştürdük. Ama bunların gözü var görmez. Bunların kulağı var duymaz. Bunların dili var hakkı söylemez. Kardeşlerim, Türkiye 3 Kasım 2002'de statükoya itiraz etmiştir. 3 Kasım 2002'de Türkiye imtiyazlılara, hortumculara, çetecilere, cuntacılara en güzel cevabı vermiştir. 3 Kasım 2002'de millet milli iradeye, hakkına, hukukuna, demokrasiye sahip çıkmıştır. Dikkat edin, bu yapılan mitingler yolsuzluğa karşı mitingler değil, sendikacılık hakkımızı geri verin diye mitingler değil, parti kurmak istiyoruz kurdurmuyorsunuz diye mitingler değil, zam mitingleri değil. Dikkat edin, ne mitingi diye soruyoruz, cevap yok, bilen yok. Ve tutturmuşlar bir şey, Gezi Parkı, Gezi Parkı. Dert başka, dert başka. Ve enteresan olan ne biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, ben o bölgenin çocuğuyum. Beyoğlu'nda doğdum, Kasımpaşa'da orada büyüdüm. Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Ve o Taksim Gezi Parkı'nın ne olduğunu A'dan Z'ye çok iyi bilirim. Çünkü ayrıca 4,5 yılda biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım var. Ama tarihini de bilirim. Bugününü de bilirim. Orada yeşili katleden bir proje yok. Tam aksine İstanbul'da olmayan ama orada olan bir tarihi, bir kültürü ayağa kaldıralım istiyoruz. Bir şehir müzesi yapalım istiyoruz. Ve bütün o yeşillik yine o müzenin içinde olsun. Ve Taksim Meydanı bütün araçlar yerin altına alınsın. Ve bütün o egzoz kokusundan biz Taksim Meydanı'nı kurtaralım diyoruz. Bizim karşımıza dikilenler yok yok onlar orada dursun diyor. Bunları anlamak mümkün değil. Bunların çevrecilik anlayışı bu. Polisin biber gazına hayır ama araçların egzozuna evet. Bunların mantığı bu. İstanbul çevreci otobüslerle benim dönemimde tanıştı. Hava kirliliğini ortadan kaldırmak benim dönemimde oldu. Çöp dağlarından CHP'nin o çöp dağlarından İstanbul'u bu kardeşiniz kurtardı. İstanbul'un susuzluğu bu kardeşinizle sağlandı. Değerli kardeşlerim, bunların hepsi çevre adına yapılan şeyler. Ya bunları görmüyor musunuz? Karşıma gelen gruplara bunları hatırlatınca doğru diyor, bunların hepsini siz yaptınız. E peki ya siz bizim karşımıza nasıl oluyor da bu anlayışla geliyorsunuz? Şimdi kardeşlerim, bu ülkede egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Biz çoğunluğun azınlığa tahakkümünden yana değiliz. Ancak azınlığın çoğunluğa tahakkümüne de eyvallah etmeyiz. Çünkü bu milletin iradesine saygısızlık olur. Millet size bir yetki verdiyse bu yetkiyi ne yapacaksınız? Hükümet olarak
kullanacaksınız. Eğer milletin verdiği yetkiyi kullanmazsanız millet size ne der? Kardeşim ben sana yetki verdim. Verdiğim yetkiyi kullanmadın. Kusura bakma. Hadi güle güle der. İşte biz o yetkiyi